Yani işin doğrusu depremin boyutlarını oraya gittikten sonra anladık. Televizyonlarda falan görüldüğü gibi değildi. Gerçekten çok büyük bir yıkım yaşanmıştı ve dolayısıyla insanlar da korkunç bir yıkım içerisindeydi. Biz daha çok orada sağlık hizmeti sunduk. Köylere çıktık, çadır kentlerde çalıştık. Sağlık taramaları, hijyen koşullarının sağlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptık. Çünkü bölgede gördüğümüz tablo çok korkunçtu. Tuvalete erişim yoktu, suya erişim yoktu. İnsanların barınma sorunları çok fazlaydı. Dolayısıyla birçok sağlık sorunu da dolayısıyla yaşanıyordu. Salgın hastalıklar mesela uyuz baş göstermeye başlamıştı, ishal vakaları görülmeye başlamıştı. Ya her zaman olduğu gibi orada da kadınların mağduriyeti had safhadaydı. Yani toplumumuzda zaten kadın mağdur ama şunu gördüm, deprem bölgesinde o mağduriyet kat be kat artmıştı. Kadının özel ihtiyaçlarına erişmesi imkansız gibi bir şeydi. Bunun altında yatan şey gözlemlediğim kadarıyla gönüllü ağının genelde erkeklerden oluşmasıydı. Yapılan yardımlar vesaire gibi şeyler de daha çok erkekler üzerinden yapılıyordu. Bu yüzden hani şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Oraya gönüllü ağında kadınların gitmesi kesinlikle çok önemli. Kadın kadına değdikten sonra kadının sorunları ortaya çıkıyor. Kadınların idrar yolu enfeksiyonu sık yaşadığını gözlemledik. Mantar enfeksiyonları başlamıştı. Çünkü hijyen koşullarını bir kadının sağlaması daha zor. Tuvalet yok, mahremiyetten dolayı tuvalete gidemiyorlar, iç çamaşırı yok, iç çamaşırı değiştiremiyorlar. Gelen yardımlarda atlanan şeyler vardı. Mesela büyük beden, iç çamaşırları veya gereksinimler çok yoktu. İşte bölgenin kültürel özelliklerine bağlı olarak giydikleri şeyler yoktu. Bunlarla ilgili oradan çağrılar yaptık. Yani çağrılarımızdan sonra genellikle hani daha çok işe yarayan şeyler akmaya başladı. İşte mortırlar oluşturulmaya başlandı. Ama tabii yıkım çok fazla, mağduriyet çok fazla. Bu yardımların çok uzun bir süre sürmesi gerekiyor. Yani ben şöyle diyorum, gerçekten ben Adıyaman'daydım. Adıyaman'dan mesela Hatay'ın, Maraş'ın çok daha kötü olduğu söyleniyordu. Oradaki arkadaşlarımız öyle bilgi veriyorlardı. Toparlanması çok uzun zaman alacak. Ve bu toparlanma bizim dayanışmamız olmasa kesinlikle başarılı olamayacak. Şunu gerçekten herkesten rica ediyorum. Depremin olduğu ilk günkü duyarlılıkla o dayanışmayı çok uzun bir süre bizim sürdürmemiz gerekiyor. Yani bu bir yıl sürebilir. Ancak oradaki insanların kendine gelmesi sağlanabilir. Oradaki her insan bir yakınını kaybetmiş. Yani hemen hemen yakınını kaybetmeyen tek bir kişiye rastlamadık. Hala cenazelerini bulamayan insanlar var. Ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Yaşıyor mu, ölüyor mu ikilemini yaşayan insanlar var. Yani böyle giderse o yaz sürecini de çok uzun sürede bitiremeyecekler gibi görünüyor. Bu yüzden tüm kesimlerin çok duyarlı davranması gerekiyor. Kadınlarda gözlemlediğimiz bir diğer sorun düşük vakaları çok fazlaydı. Yani depremden hemen sonra düşük yapanlar çok sayıda vardı. Strese bağlı olarak adet düzensizlikleri başlamıştı. Her kadının hemen hemen kanaması vardı. Hijyen koşullarının sağlanamamasından dolayı o büyük bir yük olarak kadına biniyor. Kadınlara özel olarak ulaşmak gerekiyor. Şöyle bir önerimiz oldu koordinasyonlara. Kadın sağlık hizmet çadırları açılabilir dedik. Çadır kentlere olumlu bulundu ve birçok çadır kentte kadın sağlığı çadırı hazırlıkları başlamıştı. Yani o yapılırsa en azından kadınların sorunlarına birebir erişmek ve onların sorunlarını gidermek daha kolay olacak.